Tasarıma ilk adım attığımda çizimlerim çok kötüydü. Bu problem üzerine çok vakit kaybediyor, kaliteli çizim yapan arkadaşları başarılı buluyor ve kendimi kötü hissediyordum. Bir gün tasarım odaklı düşünce makalelerinden birisine göz atarken güzel bir cümle okudum. Nasıl çizdiğinin önemi sandığın kadar büyük değil. Önemli olan neden çizdiğin yazıyordu. Bu cümlenin önemini hemen kavrayamasam da eğitimim ve daha sonrasında kariyerim ilerlerken çok sık bir şekilde bu cümlenin önemini fark ettim temiz çizemiyordum. El yeteneklerim harika değildi. Ama bir noktadan sonra bazen beni tatmin edecek, bazen ise birlikte çalıştıklarımı tatmin edecek ürünler ortaya koymaya başlamıştım. Aslında tam da bu süreç bana kaliteli çizimlerin değil de kaliteli fikirlerin değer bulduğunu öğretti. Kaliteli çizim her zaman önemli bir artıdır. Fakat kötü bir fikri kaliteli çizmenin de bir faydası yoktur. Bu eğitim seti, bahsettiğim düşünce yapısıyla tasarıma yeni giriş yapan arkadaşlar için perspektif ve eskiz çizimleri üzerine sıfırdan üretmeyi öğretir. Uygulamalar ve ödevler ile eğitime katılanları olabildiğince kalemle ve kağıtla baş başa kalmaya motive eder. Doğru sorular sormanın önemini açıklar. Bununla birlikte araştırma yapma, analizler oluşturma noktasında tavsiyeler verir konsepti, bakış açısını, temayı beslemenin doğru çizime giden yol olduğunu savunur ve bu noktada pratikleri uygulamalı olarak gösterir. Eğitim başlangıç seviyesi bilgilerle bilgi havuzu oluşturur. Somut ve soyut kavramları bir arada kullanmayı amaçlar. Ne yaptığımızın zamanla değişeceğinden ama önemli olanın neden yaptığımız olduğundan bahseder. Çizimlerimizin bol pratik sayesinde gelişeceğini, aynı özenin fikir aşamasında da göstermemiz gerektiğini yorulmadan vurgular. Anlatımların hepsi kullanıcı deneyimini arttırmak için kağıda dik bir açıdan gören kamerayla yapılmıştır. Teknik noktalar adım adım açıklanmış ve eğitime katılanları net bir şekilde izleyerek takip etmesi sağlanmıştır. Eğitimin temel amacı katılımcıların sürekli olarak çizim, konsept ve analiz gibi konularla ilgili olmasını hedeflediği için haftalık 15 günlük ya da aylık yeni içeriklerle kendisini güncel tutar. Bahsi geçen konuların yorumları, eleştirileri ve gelişmesi yönünde soru cevap imkanı sağlar. Siz de kursa kaydı olarak yeni dünya düzeninin yeni eğitim sisteminde kendinizi değiştirmeye ve geliştirmeye başlayabilirsiniz.